geliyor. Gel gel şuraya da hoparlı. Gel bu tarafa şey. Pardon, Handan Hanım. Evde çok acele işim var lütfen. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Aman dikkat edelim. Yaptık almaya, alışverişe, konserlere kostüm yetiştiremiyorum. Aynen. Kostümümüz de çok konuşuldu geçen gün. Evet, evet. Konser pazar günü neler söyleyeceksiniz? Tepkiler de geldi hatta. Daha bayağı fazla konuşturacağım şimdi, onun için diyorum. Gülşen Hanım'a da aynı şekilde tepkiler geldi. Siz de destek çektiniz. Neler söyleyecek? Sosyal medyada tekrar gündem oldu hem siz hem kendisi. Zaten konuşulmuyorsanız yoksunuz demektir. Mutlaka işinizle ilgili konuşulması gerekiyor. O yüzden çok normal konuşulmamız. Arada da böyle skandallar yaparız biz şarkıcılar. Severiz öyle şeyleri. Evet, kıyafet seçimimiz de çok cesurdu, güzeldi gayet. Fiziğimiz iyi olunca kendimize baktığımız için bazen çok fazla kumaş bizi kapatıyor yani. O kadar vücut yapıyoruz, görünmüyor yani. O yüzden bazen hazırlanıyoruz. Vücudumuzu gösteren şeylere giymeyi tercih ediyoruz. Çünkü deli gibi spor yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Değil mi Gülşen'cim? Şimdi daha cesur pozlar vermiyor herhalde. Şimdi bayram konserleri var. Evet, Kıbrıs'ta. Yani 4-5 tane üst üste iş var. O yüzden ne giyeceğim diye böyle bayağı bir düşündüm. Birkaç tane seçeneğimiz var. Onları işte şimdi hazırlamaya gidiyoruz. Beni bekliyorlar. Tamam, çok teşekkürler. Sizi seviyorum. Bay bay. Biliyorum.